Ve donanımı ile tamamıyla insanlığın yararına ilişkin kar amacı gütmeyen, hakkın rızasını gözeten içerikleri var. Kendisi efsane bir yazar. Buradan kendisine selam olsun. Ben de onun yazar bir kardeşi, yazar bir erbağlı evladı gibi yani bir mümin kardeşi olarak aynı şekilde bana kendisi yazmak yazgın olsun dedi. Yazmak senden yazmaktır dedi. Yazmaya devam et, yazdıkça açılırsın dedi ve kitabını imzalayarak takdim etti. Şimdi sizlerle birlikte o imzayı şöyle bir gösterelim. Hemen şöyle. Çok teşekkürler buradan kendisine. Sağ olsun, var olsun, Allah gani gani razı olsun. Şimdi sevgili değerli izleyici konuklar, benim öncelikli olarak böylesine bir kitaba ihtiyacım vardı. Çünkü son dönemeçlerde bu durumdan ötürü psikolojim biraz alt üst olmuştu. Kendisi bu noktada bana yardımcı oldu ve bana bu kitabını takdim etti. Açıkçası bu kitabı almak benim fikrimdi ama velakin aldığımda ve kendisine durumumu bir nevi izah ettiğimde bu kitap tam sana göre senin yazarlığını geliştirecek bir kitap demişti. Şu anda da Kalbimdeki Mahzen diye bir kitap kaleme almaktayız ve Galip Uyar yazarımızdan, sayın değerli yazarımızdan öğreneceğimiz o kadar oldukça bilgi var ki ne kadar öğrenirsek o kadar kafi diyoruz ve diyoruz ve diyoruz. Kapağını tekrardan göstermemizle beraber arkasını okuyoruz ve bu tanıtımımızı noktalandırıyoruz izninizle. Efendim, sevmek yeri gelip onun için endişe duymaktır. Yeri geldiğinde ona sarılmaktır. Gözlerinizi kapayıp ona dair güzel günleri görebilmekti. Nüfuz edebilmekti. Şöyle bir balkona çıkalım. Oradan devam edelim. Evet. Motor da geçsin. Motorumuz solsun. Evet. O henüz beşiğinde uyurken büyüyeceğini düşlemek, o günleri görüp görmeyeceğinin muhasebesini yapmaktı. Sevmek. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Her şey yalan. Paranın, pulun bir önemi yok. Bunlar gelip geçici. Ekonomide bir gün düzelecek biznillah ile. Adaletin tecelli ettiği şekilde inşallah Allah'ın rızasını kazanmak üzere yaşadığımız sürece bu dünya kurtulacaktır diye ümit ederken kaldığımız yerden devam ediyoruz. O henüz beşiğinde uyurken büyüyeceğini düşlemek. O günleri görüp görmeyeceğinin muhasebesini yapmaktı sevmek. Çoğu zaman onunla onurlanmak, onunla kalkmak, onunla hemhal olmak ve yaşama tutkusunu giderebilmekti. Evet, sevmek. Bir çocuğa sahip olmak, onu yetiştirmek, yetişkin insanın kişisel gelişimini destekleyebilir. Neden mi? Anne babalar çocukları için alışkanlıklarını, tercihlerini gözden geçirebilir. Yaşam biçimlerini çocuklarıyla birlikte değiştirebilirler.
belki bu yolla olumsuz birçok şeyi yaşantılarından sayabilirler. Her insan bir yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadeleden yıpranmadan, bedel ödemeden çıkmak mümkün değildir. Fakat kirlenmeden çıkmak mümkündür. Çocuklar anne babalarından bunu beklerler.